Saat 9.30'da Hatımköy'den yola çıktık. 6 kişi, 2 araba. Kaç kilometre yolumuz var? Ozan diyor ki öğle yemeğini Münih'te yeriz diyor. Aynen. Bir şey kalmadı ya. Evet. 1700 falan kaldı. Sınıra 70 var. O zaman sınırda görüşürüz. Bir de Tayparımız var. Hoplaya zıplaya gelin çocuklar. Hadi bakalım. Hadi devam. Oo. Git. Ne diyor? Abi bir şey kalmamış mı? Bizim Udut'tan geçtik. Birazdan Bulgar'a geçeceğiz. Saat 12.10 var. Avrupa'ya ayak bastık. Bastık abi. Avrupalıyız be. Hadi gidelim. İlk benzinde duruyoruz. İlk benzinlere vignet alıyoruz. Vignet denilen şey de aslında burada otobanlarda para yok. Otobana baştan peşin paranı veriyorsun. Düz devam edin. Bak düz devam et diyor. Bir şey kalmadı bak. Bulgaristan Shell. Burada tabii euro yok. Leva var. Leva da galiba şu. 2.39. Rahat mıyız? İyi rahat gidiyoruz ya. Saat 3.25. Kaç kilometre geldik? Bir şey kalmadı ya. 1271 kaldı. Evet, Sırbistan'a girdik. Oh! Gün almış. Neredeyiz ya? Macaristan sınırına giriyoruz. Oy! Bir bakayım. Bir şey kalmamış. Günaydın. Abi Türkiye'ye yaptık, Bulgaristan yaptık, Sırbistan yaptık, Macaristan yaptık. Sırbistan, Hırvatistan'dayız. Macaristan yapıp Avusturya yapacağız, oradan Almanya. He, Sırbistan'dan geçtik. Günde kaç ülke gezmiş olduk? 10 saat, 11 saat neredeyse. Durmadan. Bir şey olmaz ya. Sen nereye gittin? Adana'ya mı gittin günü müydün? Gittim döndüm. Yok oradan Taşucu'ndan, Mersin, Taşucu, Kıbrıs. Adana'ya gidip yemek yiyip. Evet, oradan Mersin'den Taşucu'ndan Kıbrıs'a geçmiştim. Simultane program şey yani değil mi? Yani simultane oldu. Atladı gitti. Fas'a gitti. Gittim. Ama nereden gittin onu bulamadık. Nusra'ydı galiba ya. Bir yerden gittim Fas arabayla ama. Sonra Casablanca'dan Marrakeş'e gittim. Marrakeş'ten Tanja'ya gittim. Bayağı yolu yapmıştık orada. Aslan besleyen var öyle bir şey ama şimdi sonunu getiremedim. Yani. Yemine katlanır mıydı neydi? İkiye mi katlanırdı yemine mi? Öyle bir şeydi. Saat 8.35 Hırvatistan benzinci. Burada pek benzinci yok ama ha yolda. Evet. 10. depo mu oldu kaç oldu ben saymayı bıraktım artık. 10. depo oldu herhalde. Ve yolumuza devam ediyoruz. 1100 km falan geldik. Daha önümüzde bugün için en azından Münih'e kadar bir 600-650 km'miz daha var. Hadi devam edelim. 650 kilometre dedim, doğru mu? Oo, 737 varmış. Hani? Burası bizim bildiğimiz sistem. Bakayım kaç yazıyor? 120 kona. 10 euro yazdı mesela bizimkilere. Demek ki bize de aynısı yazacak. Güzel. Hadi devam. Böyle makineler var. Hiç gişede kimse yok. Buradan bileti koyuyorsunuz. Bize 17 euro tuttu. 20 euroyu veriyoruz. Bozukları alıyoruz. Biletimizi alıyoruz. Her şeyi aldık. Okay. Thank you. Saat 11.30. Biraz mola verdik. İlk defa böyle bir mola verdik. Çay kahve molası. Ben biraz horladım galiba, kusura bakmayın. Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Slovenya. Slovenya'ya. Hırvatistan'dan çıktık. Slovenya'ya girdik. Giriyoruz daha doğrusu. Bayanlar baylar, Slovenya'ya hoş geldiniz. Şimdi Wiglet dediğimiz şey bu. 7 evet. Günlük. Evet. 2019. Arabanın bir yerini camına yapıştıracağız. Yok içe. He. Bak güzel de duruyor abi işte bak. Fıstık gibi. Ver açayım ver ha. Öyle. Arabayı alacaksın takacaksın bunu. Bu yani bir bakıma ne biliyor musunuz arkadaşlar? HGS. Evet bir bakıma HGS. Otobanda free pass. Evet yani otobanda free pass dediği otobanda burada para almıyorlar. Aynen.
öyle. Giriyorsun. Eğer bunu görmezlerse 300 euro. Öpüyorlar yani 300 euro. Bak burada LPG her yerde var. 0.649 euro. Orada da dizel alıyorlar. 1.36 euro. Benzin. Yani hep yarı fiyatı. Ama bizden bir fırt daha pahalı. Koyalım. Yalnız kaputumu herkese göstermem kaputumu şimdi. Ooo kırmızı. Kuleler gider. Racing oluyor bu. Çok acayip. Fusco mu? Çok acayip Altan. İnjenler. Bu görüntüyü her yerde göremezsiniz ha. Bir de burada radyatörümüz var zaten bunu. Radyatör burada. O intercooler. Intercooler'ımız var. Bak radyatör burada görünüyor. Radyatör nerede? Radyatör de buradaymış bak. Hepsi farklı. Intercooler'ın da büyük. Yağ soğutucusu var. 400 beygir. Civarı. Saatimiz 12. 400 kilometremiz falan kaldı. Bitti. Yani bir şey yok ya. Yok. 495'imiz kalmış. 5 saatimiz daha var yani. Güzel. WhatsApp'tan ara herif. Tinder'dan ara, Facebook'tan çaldı. Slovenya'nın güzel yolları. Buraya Vilaha geldik. Ama buraya biraz garip geldik. Güzel böyle dağ yollarından geldik. Çünkü tam kişilerde trafik vardı. Biz de klasik tabi. Fırt diye sağa döndük. Saat 2.20 biz devam. Yok ya tuvaletine çıkamadım. Avusturya'ya girdik. Menzildeyiz. Ben biraz yine uyumuşum, kestirmişim. Kalktığımda burada durmuştuk. 200 km falan kaldı. Yani 2 saat olmadan herhalde Münih'teki otelimizde olup biraz uyumak istiyorum. Abi bu ne ya? Ben şu anda yani 80 kilometremiz kaldı. Kaç tane duyusu var Burak abi? Duyusu mu diyordu? 5 duyu. Ben şu anda 5'ini en kötü 4'ünü hissetmiyorum şu anda. Yani koptu burnum koku almıyor mesela. Kulağım duymuyor. Gözlerim görüyor da görmüyor arası. Biraz mantıksız mı ya bu iş? Valla ben bilmiyorum çok şu an yani rahatsız etti beni ve gözümü açamıyorum. İnanılmaz bir güneş var. Yani şöyle dışarıya baktığın zaman sağ olsun bunu bize kestirme yolu diye Avusturya Alplerinden getirdi. Bayağı bir Uludağ'a çıktık indik. Yani Uludağ'a çıktık indik. Ya. Dik çıktık yani.
Yani hesapta biz 2'de orada olacaktık. Öğlen 2'de. Ben yaklaşık herhalde kaç saattir araba kullanıyorum abi? 24 saat olacak neredeyse. Neredeyse olacak. Olmayacak da işte. Olmayacak da. Saat şu anda Türkiye saatiyle 6 abi. 20 saattir fark ediyorsun. Yani 20 saat falan oldu araba kullanıyorum. Yani bir ara bir saat sen kullandın. Bir ara bir saat Murat kullandı. Onun dışında hep ben kullandım galiba değil mi? Evet evet. Yat diyoruz, yatmıyorsun da. Yani şu anda vallahi kendimi yani bıraksan giderim artık biliyor musun? O hale geldi. Yani şu anda robot fonksiyonlarım çalışıyor öyle söyleyeyim. Şu anda ama isteğin şey değil mi? Şöyle bir duşumu alayım, üstüm başımı gitmiyorum, böyle bir... Neyse, midem böyle bir garip dönüyor, midem dönüyor, beynim dönüyor. Abi bir gündür yoldayız ya. Ha, midem dönüyor böyle, beynim dönüyor. Kalçalarım, iki kalça, kalça sağ ve sol kalçam ağrıyor. Ha, inanılmaz derecede böyle bir... Almanya'ya geldik, koşuyor bak, amacımız şu anda ulaştık. İsyan diye bağıracak mısın Murat? Vallahi iyi yakaladın ya. Saat Türkiye saatiyle 7, Almanya saatiyle 6. Biz kaçta olacaktık esasında orada? 9.30'da yola çıktığımızı düşünürsek 22.5 saat olmuş. Evet. 22.5 saatte... Ben kaç saattir araba kullanıyorum abi? Kalır. 18-19 kullanmışsın. Sen bayağı bir kullandın abi. Bak geldik artık, 1 dakika diyor, 150 metre diyor. Şurası da otelimiz. Otel Van München. Bittik. Arkadaşlar arabayla gelmeyin. Hiç gerek yok. Bakın arkadaşlar, ben bunu 2000 senesinde yaptım. 19 sene önce gençken. Burası gibi. Otelimiz. Bu yaşlarda arabayı nereye park edeceğiz? Eğer hani o yaşlardaysanız başka türlü çok zor. Hedef solum. Şöyle vardır park etsek çekerler mi? Okay. Şurası da parkımız. Oh be, otelimizin güzel parkı var. Burak sen at sevsen, ben at sevmem. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bittik. Ooo makam. Enfüf. Yanakları kes, yanakları. Bu ne yanağı ya? Yanak 25 yanak arkadaşlar. Nerede yanak? Yok göremiyorum yanak. Bak yanak alıyorum, bak yanak aldım, gördün mü? 25 yanak aldım. 295, 25. Aynen. Çok fazla, bence 15 olmasın. İlk çukurda... Hayır, bunda Türkiye'ye gelecekmiş, düşünsene. Sıkıntı yok yani. İlk çukurda yeri lazım. Yeri lazım. Buyurun, misafir ağırlığınız. Ooo, teşekkür ederim abi. Et yiyelim ya. Biz yemek yemedik abi, biliyorsunuz abi, değil mi? Evet, yolda hiç yemek yemedik abi. Yani dün yemeği yemeksiz geçti. Ama güzel. Çok iyiymiş. Bir süper. Daha, bir daha. Hayır, yapmasın ya. Bir daha bas. Yapıştır. Evet, ikinci gün sabahına başladık. Yani bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Bizim çocuklar tabii okulda törenleri var. Onlardan ayrı kalmak çok üzücü gerçekten. Aklım biraz orada kaldı ama. Sağ olsun Esra benimle bütün videoları, fotoğrafları paylaştı. İzledikçe daha da mutlu oldum. Bugün güzel başladı yani. Bakın Köksal'ın dükkanında çok güzel şeyler var. Size de göstereyim. Bu çok güzel bir M5. Baksana jantlara falan. Şöyle göstereyim. Selamünaleyküm birader. Çekim yasak bugün. Çekim. Çekme kardeşim. Çekme. Biz burada tamirciyiz. Çekme bizi. Tamam abi, tamam. Köksal abi ne haber? İyiyiz vallahi. Sen nasılsın, iyisin? İyi vallahi. Şöyle yapalım. Tamam. Köksal abi tanıştıralım. Merhaba. Münih'in modifiyecisi. Diyelim? Modifiyecisi diyelim. KC Tuning çok... Raptor evet. Ama farklı olacaklar da var. Klasik otomobiller işte vesaire, yeni modellerin bütün modifiyesini yapıyoruz. İşte turbo upgrade. 20 senedir falan burada. 20 yıldan beri bu işi yapıyorum evet. Baksanız abi arabalara. Bizim gibi zaten burada E30 asısı. Bak bir tane coupe var. Bu M1 Cabrio bu arada. Ama aşağıda bir tane 21 Baur var. Bu da zaten Köksal'ın acayip arabası. Raptor 12 evet. Raptor 12 dediği ne oluyor? 12 dediğin 1200 beygir mi oluyor? 1200 plus. Kaç yürüyor?
Ya şu an 4 saniye civarında falanız. 4 saniye. O 100-200. Bak 4 saniye dedi ya, 100 kilometreden 200'e çıkışı ama. Evet. Aynen, 4 yani saniyeden 200. Daha hızlı. M5'imiz var, Raptor 10. Ya Türkiye'de o 3 M5'e zaten falan baktık. O da 1000 beygir. O da 1000 beygir, evet. Şimdi abi şuna bir bakabilir miyiz? Ya abi geçeyim mi? Uğraşma bir de. Ben çıkartırım tamam ya, ben çıkartırım. Çok güzel ya. Evet. Hep onu merak eder. Ha 1 3 4 2 3. Nasıl açılıyor abi? Ha, ondan bir çıtı var. Böyle işte. Böyle bir araba oluyor. Baba tavan yok. Hız göstergesi orijinal mi? Yapma ya. Bayağı temizle. Murat en bu hem lift hem de böyle otopark sistemi. Tabii, aynen öyle. Hem çalışabiliyoruz bundan. Çok güzel iş. Bundaki intake sesi alüminyum, indi biliyorum. Alüminyum şey olduğu için. Hani hemen manifoldu. Orada o kadar GTR yatıyor. Biz yine eski kapalılar ya olarak geliyoruz, buna bakıyoruz. Yapacak bir şey yok abi, baksana ya. Deminden beri motora bakıyorum, ağzım bir şey yok dedim. Ya ara ara. Ben de aradım binerken. Nerede sizce? Bak şurada şöyle yapıyorsun. Tık yapıyorsun, evet, açıyorsun. Aynen. Aslında güzel bir tasarımmış. Keşke bunu devam ettiyseler evet, de bazı yollarda. Ben de. Direksiyon var ya şey, çok güzel ya. Bak Momo. Hiç önce bulamadım lan. Nerede açılıyor? Allah'a emanet. Sağ ol. Evet. Murat'ı burada bırakıyoruz. Hadi yıldızlar, bay bay. Hadi Allah'a emanet ol. Çok memnun oldum. Şimdi abi bak şöyle bir soru var. Burası cennet ya. Evet. Bizim arkadaşlar çok soruyor. Özellikle eski arabalar bulamıyor böyle, evet, parçalar marçalar tamam falan. Sen yardımcı olur musun? Tabii yardımcı olurum. Hatta Ozan veya sen de ararsan beni, ben size parça temin edebilirim. Görüyorsunuz. E21, E30, E28 hepsi tamam var bizim. Benzin TV kod adıyla girerseniz. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Yardımcı olur. Görüşürüz, tamam, görüşürüz abi. Çok teşekkür ederiz. Abi, kendinize görüşürüz arkadaşlar. BMW 318 iyi. Cape Town'da Münih diyor ama bence tarihte çok önemli bir yeri olacak. Yakın tarihte önemli bir yeri var ama ileride de öyle olacak. Sağdan direksiyon. Bu adam bununla ta Güney Afrika'dan, Afrika'nın en güneyinden Münih'e geldi. Manya kullana kullana. Evet. Ve işte sponsorları, her şeyi var. Ve geldi otomobili buraya bıraktı. Ve müzenin işte önüne koymuşlar bu otomobili. Ve geçtiği ülkelerinde bayraklarını koymuş. Bak. Burada savaş yaralarımız. Geçtiği ülkelerine bayraklarını koymuş. Bütün Afrika'yı dolaşarak Bavarya'da, Kenya'da. Bunun da hikayeden eğer Google'dan bakarsanız, araştırırsanız bulursunuz.
Çok önemli, çok güzel bir hikaye bence otomobil endüstrisi ve işte otomobil tarihi açısından. Evet, BMW Müzesi'nden çıktık. Zaten BMW Müzesi'nin videosunu daha önceden seyretmiş olacaksınız. Şuradan seyredebilirsiniz. Oradaki i yazısına basarak, eğer seyretmemişsiniz hemen, BMW Müzesi videomuzu seyredebilirsiniz. Şimdi neredeyiz? Ozan abi neredeyiz? Vallahi Frankfurt'a doğru gidiyoruz abi. Bir şey kalmadı ya. Bugün? Yaklaşık 100 km sonra duralım diyoruz. Havalimanı otelinde kaldık. Şimdi Frankfurt'a iniyoruz. Klasik Stadt'a gideceğiz. Orada bakalım neler var neler yok, onlara bakacağız. Dün tabii şöyle bir 1.40 kiralamıştık. Hem 1.40 iyi. Çarşamba gününün güzelleri. Frankfurt'ta Klasik Stadt'a geldik. Bundan da biraz bahsedeceğiz, bunu kiraladık. Ama burada çok daha güzel şeyler var. Onları gösterelim. Bak Alpine A110. Lamborghini'ler sıra sıra. Bir Porsche'miz var, bir Lotus'umuz var. İçeride zaten asıl makineler var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Burası otomobil kültür merkezi olarak geçiyor. Çok eski tarihte kurulmuş. Böyle bir avlusu olan. Herhalde eski bir fabrika falanmış. Tarihçesini çok iyi bilmiyorum. Onu öğreniriz. Ama işte otomobil kültür merkezi olarak geçiyor. Bu arka tarafta servisler var. Şuralarda biraz galeriler var. Üst katlarda yine bütün her yer otomobil dolu. Şöyle komple. Farklı dükkanlar, farklı mağazalar, farklı işte tuningçi de var, klasikçi de var, youngtimer'cılar da var. Arka tarafta servisler var. Mesela Bugatti servisi var bu arkada. Orada zaten şöyle hızlıca bir göz atarız. İçeri girelim. Bakalım nasıl bir yermiş. Kardeş. Buyurun efendim. İşte böyle bir yer. Bakın burada modelciler var. Burada bir klasik servisi var. Mercedes'leri restore ediyorlar. Bakımlarını yapıyorlar. Burada yine böyle bir dükkan var. Baksanıza Porsche'ye. Evet. 250 SL. İyi fiyat. Acayip, acayip, acayip. Susuyorum ve size bırakıyorum her şeyi. Bak daha sıfır görüyorsunuz. Yukarıda bir Urus var serviste. Oradan önce şuraya bakalım. Baksanıza Chiron. Burada da yaratıklar. Bu kadar Lambo'yu bir arada gördünüz mü? Ya da McLaren'ı. Çok güzel değil mi ya? He? Frankfurt'ta otursak herhalde her gün buraya gelmeyiz de şu anda her gün burada olmak istiyorum. Bak McLaren servisine bakalım. Şu arka tarafta da bakın McLaren servisi. Çok güzel. Adamlar işlerini yapıyor. Normal bir servis yani baktığı zaman. Biz bakarken sanki müzeye bakıyormuş gibiyiz. O kadar değişik geliyor bize. 22 euro, 24 euro. 1/43'ler. Burada var 1/18'ler. Burası zaten JK Model Cars. İnternet sitesi de vardır. Buradan birkaç tane model almışlığım var. İçerisinde böyle bakın. Evet, Lamborghini'ler yine burada. Ne kadar dikkatli çekiyor bak. Bak bu da üst kat. Üstte de böyle yani pasaj gibi, AVM gibi daha doğrusu. Otomobiller var. Jaguar, E-Type.
Fiyat 500. Burada turbinin falan yeri var. Jantlar, egzozlar. Üf. NSX. Burada bir Ford Capri. 23.500 euro. Bu geçen geldiğimde de buradaydı, baksanıza ya. Alpine B7 Turbo. 59.500 euro. 3.5 litre, 303 beygir. E28, 5 kasası yani bu. Şakürümüz kaydı ya, bakar mısınız? Hı? Evet abi. 60 bin euro. Bak bu da klasik Alpin işte. Her şey bunun üzerine gelişti. Bak işte bu benlik 4400 euroya. Tam istediğim kombinasyon. Plastik tampon. Vay BMW 320. Murat Şakürümüz kaydı. Ya benim ahlakım bozuldu şu an. Konuşamıyorum. Hani şey böyle... Çok sevdiğin, çok böyle ultra bir şey olduğu zaman bazen küfürlü konuşuyorsun ya, vay yani abi. Küfür etmek istiyorum. Ha işte ha. Abi konuşamıyorum, normal konuşamıyorum ya. Hadi kapatayım o zaman ya. Vallahi küfür ya. Edelim biz, kapatayım da. Evet. Hadi biz küfür edeceğiz, kapatıyorum. Ya yukarı çıktım, böyle arabalar daha dandik geçecek falan zannedersiniz ama öyle bir durum yok. Yani farklı farklı galerilerin showroomları burası. Bak görüyor musunuz şey falan, çamurlu falan solmuş baya. Güneş yanığı. Yani bazı otomobiller, kusura bakmayın ben de bilmiyorum. Şöyle bir üzerinden geçelim. Bir tane dört. Oo. Gerçek bir dark değil. Şu karşıyı da görmek istersiniz belki. SLS 450 mi herhalde? Burada bir CLK, GTR, Cabrio falan filan bozması bir şey var. En sevdiğim kasalardan. Of. Of. 265 GTB. 1970'li yılların otomobili. Burada bir Scuderia var. Bununla videomuz var. Mustang'imiz, ne Mustang'i? Aston Martin. Ne kadar benziyor değil mi? Bir SLC. Ve burada bir konferans salonu. Şunların güzelliğine bak ya. Bak, şarjı bile Ferrari, bak orada gösteriyor. Audi. Murat'ın dediği doğru. Kapatayım ben biraz daha küfür edeyim. GT3 altyapısı var. Yani bunu ne para istersen iste kardeşim bu daktayla ya. Bak sapıttı. Evet. Şu an fabrika yardımı lazım. Detonasyona girdi. Sen şurada bize... Ozan buraları hiç sevmez ya. Böyle eskilerle işi olmaz onun. Pis küf pas kokuyor. Pis herif. Bu ne ya? Bu ne, bu ne? Abi o şey böbrek taşı dökmek için söyledim ben. Biliyorsun. Arkadaşlar, 100 metre gidiyoruz. V8 bu. 6 altı. O da camlardan da. 8 ya. 8, 8. 8 doğru söylüyor lan. Niye 6 dedi bana? Kim? Murat. 8 dedi abi, 6 demedi. Öyle mi dedi? 8 dedi, 8. O zaman özür dilerim herkesten. Yani hayır, altı dediyse de zaten adamın ruhu karıştığı için şu anda. Altı dediyse altı. Heyecandandır o işler. Kesinlikle heyecandan. Bak bu. Altı dediyse altı derim. Murat'tan daha mı? Hangisi? Buna. 25 bin euro. Evet. Vardır bir şeyi.
Altta bir tane daha kalıyor, sonra onu da 26 bin euro istiyor. Savaş abi, üstünde eski bir tane kayıt var. Harbi mi? Al mı? Epic SA5 mi? He. Yok, 6.185, TSS 20 de var orada, yaptırım lan. Tuşlu. Bak, Rus'ta. Volvo. Bak, burada bir yarış otomobili var. Emre Usta. Canlı yayın olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Allah'a yardım. Bak. Bu da bir Alpin. Bir şey demek istiyor musun? 150 bin aşağı. Ay, şöyle bakalım. Bir CSR. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kendinize iyi bakın. Bir E30 M3. Yarım roll cache'li ama tam roll cache'li. He? Ben de şey mi? Ya yok, tamam. Bir M1 açtım. Püüü, bayağı M1 var ya. Baksanıza Dino var. Şarkı 4. O da TL, bak Savaş abi. 3 TL. Bak Dino 308 GT4. Dino da ne işe yarıyor? Bir şey kaldı. Hayır, sen sor. Ah, Karmancıya. Her yerden bir şey çıkıyor, nasıl satayım, bu ne ya? Bu ne? Abi ne yazıyor bu? Scuderia Bizarini. Ne biçim arabaymış lan bu? Bizarini. Farca mı oğlum, yarışan kullanmak. Bak burada işte bütün arabaları. Bizarinler bütün arabaları burada. 50 yıllıkmış ya. Levan kazanmış. En son olayı burada bitirmiş, bir daha da yapıyormuş. Şuna bakın ya, çok garip bir araba ha. Susuyorum ve sadece geziyorum. Bak, Z8'in atası. Ve nihayet ringe geldik. Biraz koştura geldik çünkü saat 5.30'da pist açılıyor. Bir 2 saatimiz falan var kapanana kadar. Yapabileceğimiz tur olarak 2 saatimiz falan var. Burada yapabileceğimizi yapacağız. Bugün biz M140'la ben turlayacağım. Sonra da Murat'ın yanına oturacağım. Zaten Ozan bununla gazlayacak. Mercedes'i bıraktık. Çok ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum burada ne yapılır ne edilir diye. Çünkü daha önce onu video olarak yapmıştım. Buraya link bırakırım yine. Şuradan iyi butonuna tıklarsanız bir eski videoyu, yani Nürburgring'de ne yapmalı, ne etmeli, işler nasıl işliyor, onu buradan görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben sadece bugün buradaki arabaları, bu hafta sonu burası nasıl geçecek, VLN yarışı var. Orada bizim Ersin'le Emir yarışıyor, onlara bakacağız. Aa, Mustafa da yarışıyor. Ayrıca Mustafa yarışıyor. Onları destekleyeceğiz. Belki taksi drive falan yapabiliriz. Öyle. Nürburgring'deki odamıza geldik yine her zamanki gibi. Lindergarden'da kalıyoruz. Beyler, çorba, ekmek, yiyecek olan var mı? Bir yerden yemek hazırlıyoruz. Ne çorbası? Burada sıkı bir maç var. Sıkı maç var. Kim yeniyor? Dedeyi. Şu an domates var, parmasallı. 2-1 öndeyim. Oğlum tamam, az yorulma ben. Sosyal medya çalışmaları devam ediyor. Bugün yorulduk, bayağı bir tur attık değil mi? Yani. Ben burada çalışıyorum zaten. Yapacak bir şey yok. BMW'den çalışmasın. geldik. Şuraya bakar mısınız? 14'tür. Vay yansın sayın seyirciler. Şunun kalınlığına bak. Adam inceltemedi yani. Düşün. Oo. Bol kremalı. Tabii. Markete gittik, alışveriş yaptık. Her şeyi aldık. Rende almayı unuttuk. Rende de bir şekilde çözüldü. Bu mu rende? Şu rende oldu. Ekonomide çareler tükenmez. Dolabımız bu şekilde. Özel bir isteğim var lütfen. Burak abi yayınlar mısın? Özel istek. Sevgili Infinite Performance Emre. Deniz. Araba çok hızlı, lafım yok. Çok güzel gidiyor, 400 beygir. Ama abi sana yalvardım şuna pist ayarı yap diye ya. Pist ayarı yap dedik, yine sen rolling ayarı yapmışsın. Mahvoluyorduk, kaza yapıyorduk neredeyse bugün ya. Araba. O kadar hızlı yapılmaz abi araba. Bu kadar hızlı olmaması lazım. Araba uçuyor, kısalım. Çok hızlı abi. Araba yani... Uzaktan kısamıyorlar mı? Yok, kısamıyor. Araba inanılmaz hızlı. Yani döneceğim yeri dönemedim bugünlükte. Ve sana söyleyeyim, videoyu yayınlayacağız. 7.15 döndük BTG. Belki insanlar şu anda inanmayacak. Ama video çok yakında YouTube'da, kanalında, Burak abinin kanalında olacak.
İyi hadi bakalım. Burası şimdi YouTube virajı diye mi sen buradasın? Evet ben YouTube'um ya. Evet iyi. Bravo, güzel. Şakir. Burası YouTube virajı. Yani bir sonraki de Instagram virajıymış. Şakir seni oraya alalım. Şakir Instagram virajı ileride abi. Vallahi arabalar. Burası YouTube virajı, Instagram virajı. İleride abi. Ne Instagram'ı lan? Burası YouTube virajı. Yoksa WhatsApp'tayım ya. Bir öndeydi bak. Bak Ersin Yücesan zaten biliyorsunuz eski videolardan. Geçen sene Türkiye Pist Şampiyonu oldu. İstanbul'dan ve kaç saatte geldin? Şampiyon olduğum arabanın aynısı. Hani kasa olarak. WTCC. Evet, WTCC'nin aynısı. 24 saat sürdü. Ve 2550 kilometre ama gümrüklerde bir 5 saati falan gitmiştir abi. O derece. Evet. He, sizi tabii garip gördükleri için. Araba garip olduğu için ultrasona soktular 2 tane gümrükte. Mecbur orada birer buçuk saat kaybettik. Yorulduk hafta tabii. Hafta sonunda sıkıntı yok ama değil mi? Yok. Cumartesine bomba gibi hazırız. Buranın özel bir şampiyonası var. Artık Ersin orada yarışıyor bu sene. Bu üçüncü yarış olacak. Evet. İkinci yarış kar yağdı. Kar yağdı için birinci yarış mı ne gitti galiba? Birinci yarış dördüncü olduk 27 arabadan. İkinci yarış kar yağdığı için iptal oldu. Cumartesi 3. Emir'le beraber, Emir Aşar'la beraber. Cumartesi 3. ekip oldular. Yapacağız evet. Komple full sezon. Biz de buradayız valla. Desteklemeye geldik. Hazır burada. Teşekkür ederim. Evet. Yani bütün bu parçalar falan böyle karbon fiber. He. Normalde insanlar boyatmaz. Çamurluklar da aynı değil mi? Çamurluklar geldi. Ön tampon geldi. Kaput grillleri geldi. İşte bu yan marş B'ler arkaya kadar. Arka kapının kaplamaları. Onlar da karbon fiber. Arka çamurluk dodikleri. Jantların da zaten aynı jant değil mi? Jantlar VTCC jantı 17. Süper baksanıza abi arabaya. Yarış arabasının jantı yani. Egzozları, işte arka tamponu, arka kanadı falan hepsi BMW'den geldi İngiltere'den Motorsport. Isimli. Bir motorumuz eksik. Evet motoru da işte burada bir projelendirecekler. 335'in motorunu düşünüyorlar. E92 M3 motoru düşünüyorlar. Ya da 90 motoru düşünüyorlar. Ya da 550 X-Drive dizeller var ya abi onun motorunu Allah düşünüyorlar. Allah Allah. Bak o değişik o proje. O daha güzel olur dediler. Fabrika çıkışı zaten dediler 380 beygir. Bir de işte biz ona kendi özel yazılımımızla falan 450 beygir hiç duman atmadan falan öyle bir versiyon yapabiliriz dedi. DKG şanzımanla. Süper. Onu yapacağız dediler. İyi hadi bakalım. Schneider var. Onunla konuştuk. Onlar da bir görmek istiyor. Bir de işte değişik bir proje yani böyle yapan yoktur başka. Yarış takımı da bir incelemede bulunacak. Bırakacağım zaten ben arabayı. Öyle artık dönüyorsun. Artık burada. Tamam. Uçakla döneceğim. Seninle belki, bir tur atarız. Atacağız atacağız. Tabii abi. Bu arada bu araba dizel arkadaşlar. Yani onu söylemeyi unuttuk. Şimdilik. 320 dizel şimdilik. Buraya böyle en azından ekonomik gelsin diye dizel geldik. Bu arabanın almamızın sebebi sunroofsuz ve xenonsuz bir beyaz bu aradın. Araba lazımdı bize. Benzinlilerin hepsinde bulduğumuz 335 bakıyorduk. Onların hepsinde sunroof var, xenon var. Herifler bize full... bize tabii öyle getiriyorlar. Evet, bize sunroofsuz lazımdı. Sunroofsuz en son bu kasayı bulduk. Dedik ki motor değiştiririz bari dedik. Hani sunroofsuz bu alalım da. İyi mantıklı. Tavan koymaktansa dedik. Bir motoru değişsin bunu çekelim ayrıca. Çünkü tavanı değiştirdiğin zaman fabrikanın vermiş olduğu bu tokluk esnekliği hiçbir kaportacı yapamayacak. Yapamaz. Yani yapamaz o zaten. Mutlaka karbon yani orijinal tavanı olması lazım. Orijinal fabrika montesi olması lazım. O yüzden buna motor koymak daha pahalı ama öyle bir yol seçtik bakalım. Acelemiz de yok zaten. İyi koy da bir çekeriz burada gelip. İnşallah. Lan daha çok... Lan bir dur be daha çok inanıyorum ya. Abi Volkswagen yeni arabası test ediyorlar. Anasını o neydi be? ID. Neydi lan o harbiden? Aklımızı aldı gitti ha. Lan aklımı yedim. Club Sport. Öbürü patladı ona gidiyor ha. Karavanı takmış E30'a. Alpine jantlar da var. Ne güzel değil mi? Harika. Özellikle Almanya'da buralardaki otomobil kültürü bambaşka. Yani o insanların garajda sakladığı özene bözene üstüne toz kondurmadığı işte GT3'ler ya da işte normal 911'ler vesaire. Burada normal piste çıkıp haldır uldur kullanıyor herkes. İşte kültür farkı biraz burada. Gerçi bizlere her geçen gün daha ilişiyor. Bak biri geliyor, biri gidiyor. Bırakmayın beni! Bırakmayın beni! İşte bu be. Hoppa! Kültür. Bindim abi. Oo!
böyle her tur sonrasında bir rahatlama, böyle bir stres boşalması, böyle bir mutluluk. Arabada güzel ama. Cesetler. Şöyle bir tur atalım. Kimler var, kimler yok. Bak bu arabada kimin biliyor musunuz? Bak burada kim var? Evet. Her videoda sen varsın oğlum. Burada mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok mu abi? Hep beraber geliyoruz, hep beraber dönüyoruz. Bak Bora bu otomobili aldı. Yıldıray ile beraber. Var mı? Söylemekte sakınca yok değil mi? Yok rahatlatıyorum. Bak bu bayağı böyle roll cage'li, yarış koltuklu. Ondan sonra amortisörlü, süspansiyonlu, lastikli, her şeyli. Sport kapikiler falan, jantlar. Ne yapıyorsun? Geliyoruz, hafta sonu gazlıyoruz. Arabayı geliyoruz. Burada bırakıyorsunuz. Canım, buradan burada aldınız zaten. Evet, evet, Alman plakası. Atlıyorsunuz, geliyorsunuz. Evet. Gazlıyorsunuz, dönüyorsunuz. Ondan sonra eve dönüyoruz. Burada bir M3 GT. Gerçek GT mi, gönlüm mü öyle bilemiyorum. Ama bayağı roll cage'li falan. Harika bir otomobil. Acayip M2 var. M2 Competition'lar var özellikle. Bakın burada bir tane yine T-Sport. T-Sport Corolla var. Subaru'muz var. Seat'ımız var. Mini Seat'ımız. Audi'ler, bak M2'ler, Clio'lar. Burada eski bir Porsche var, burada var. Orada Volkswagen Up var. Yan tarafında A45 AMG var. Bunlardan zaten yığınla. GT3'ler. Bakın Acura RSX. Bu da cage'li mecli. İngiltere'den gelmiş. İngiltere'den bayağı bir gelen var zaten. Burada güzel bir M4. Daha doğrusu M3 bu. Güzel bir Porsche'miz. E92'lerimiz. Audi'miz. Clio'muz. Type-R'ımız. Bak yine cage'li falan görüyor musunuz? Cage'li, lastikli vesaire. Acayip acayip arabalar. Burada da standart mesela bir Focus girmiş. Bize selam verdi. Evet başkan. Oo, gencim burada. Ne haber? Türkler istilası. Yetiştiniz. Yetiştik abi. Girdiniz mi? Kırmızı. Şimdi gireceğiz. Yeni girdik. Evet. He, tamam. Alayım. İyi hadi görüşürüz. Orada arabalar bizim. Güzel bir MX-5 var. Hemen bunu çekeyim. Burada bayağı güzel bir Golf var. Şunun güzelliğine baksanıza. Geniş. Yine koltuklar. Vesaire. Ne oldu başkan? Açıldı galiba. Yok, bakın, kapalı hala. Bakın burada böyle karbon kapılı mapılı galiba. Karbon olmasa da hafif camlar yine şeydi. Flexili. Bayağı iddialı otomobiller. Yanda. Burası ters için.
zıplıyor millet. Öyle fren yapıyor. Ben önceden yapıyorum. Götüm yemiyor yine. Buralar mesela evet, değil. Zaten gazdan belli bak. Full gaz yedim ben. Mesela burası pis bir yer. Evet. Murat da hep limitte gidiyoruz abi. Ne büyük yapmışlar bunu. Bir koysan tekene sıçtı. Koyuyor sonra da sıkıntı yok. Buralar full mesela. Ben buralarda çok götüm yemiyor mesela. Burası da pis bir yer var. Millet çakmış etti. Hı? Millet çakmış etti. Asfaltı kazanmış. Süre alıyor musun? Hı? Süre alıyor musun şu an? Yok. Sürelik bir durumumuz yok abi. Kültür çok güzel abi. Gerçi devam edin. Direkt yolda gidiyor. İstanbul Park'tan gidiyor. He? İstanbul Park'tan. Aradan makas mı? He. Değişik abi çizgileri. Bak burası mesela geç yap eksi falan. Burada bir şeyler var. Hep zaten abi böyle tam tur atamıyoruz. Şu aşağıda Adana var. M-Dry. Buraya patlamış bak. Kafam falan kopmuş. Öteki taraftan vurmuş baksana. Bayağı yamulmuş lan herif. Hadi bakalım Netflix yolla. Hadi bir adama takılsak güzel olur mesela. Sevmiyorum abi seni ya biraz. Nasıl çift apex? Kaç kilometre oldu abi? 14 kilometre mi ne aldık abi? Gördüm. Kaçırdık orayı. Ya temkinli gidersen korkacak bir şey yok aslında da. He. Adam Ducat öyle girmişti ya. Tabii abi biz gelirken. Burası burada nasıl? Çok da hızlı giden de yok biliyor musun? Söylemiştim.
saatte çok emin olamıyorum ben ya. Sonrasında ezber şeyim azaldı çünkü. YouTube bir aşı. Nasıl ezber edeceksin aslında? Ezberlenecek gibi değil. 86 tane viraj döndü. Kaç tane viraj var? 87 galiba. Yani iyi atmış. Bir de ser var bak. Eğlenceli. Ben çok seviyorum. Fazla tur atmıyorum zaten. Hem milletin yanına oturuyorum işte. Ersin'in, onun, Murat'ın. Evet, cuma günden merhaba. Bugün, daha doğrusu yarın VLN yarışı var. Ve bugün de VLN'nin antrenmanları artı taksi driver'ları var. Yani pilotların gerçek yarış otomobillerinin yanına oturuyoruz. Ve hızlı bir tur atıyoruz. Biz de buraya Türkiye'den yarışan ve Black Falcon'la yarışan, AMG GT ile yarışan Mehmet Kaya'nın yanına oturacağız. O bize sağ olsun kıyak yaptı. Box 4'te. İşte bu neden birine oturacağız. O yüzden böyle yarışçı gibi takılıyoruz. Çok havalıyız canım. Vay be. Adamları havaya sokuyorlar. Kendini güçlü bir yerine. Ne güzel bir şey. Süper bir şey. Noin. Ben 9'uncuyum. Hatta 8. Kona 1. Zaten. Yakıt alıyorlar. Burası taksi rider'dan biri. Tabi burası bayağı bir cuncuna çünkü cumartesi günü 196 otomobil yarışıyor. 196 otomobil ve 440 pilot yarışıyor. Nürburgring'de yapılan buranın böyle mahalli yarışı gibi bir şey. Farklı farklı tiplerde yapılıyor. Bu üçüncüsü olacak. Yarın yağmur gözüküyor falan. Böyle çok değişik, çok zor, dünyanın en zor yarışlarından biri bence. Bir tane Mercedes geldi görüyorsunuz. C63 AMG muhtemelen. Şurada yine Porsche'ler var. Bakın bir tane Golf TCR geliyor. Lastikler geliyor, kaçın. Yani burası bir curcuna gördüğünüz üzere. Neyse, o zaman oturalım. Sıramızı bekleyelim. Bu yanına oturulan taksi sürücüleri aslında bir bakıma sponsorları mutlu etmek için yapılan bir şey. Yarış öncesinde otomobillerin yanına oturduğunuz zaman pist nasıl, ne kadar hızlı, ne kadar korkunç ya da ne kadar eğlenceli olduğunu ya da ne kadar zor bir şey olduğunu kolaylıkla anlamanız için yapılmış bir şey.
Yani BLM'nin en güzel özelliği de zaten bütün otomobillerin, yani eski, yeni, güçlü, güçsüz bir şey fark etmiyor. Buranın tamamen kuralları farklı. Tabii belli başlı FIA kuralları burada da geçerli. Güvenlik açısından en önemlisi. Ama katılan otomobiller, işte homologasyonlar falan burada biraz daha farklı. Valla benim hayallerimden biri Ersin gibi, Emir gibi, tabii Mehmet gibi olamayız ama böyle bir yere girmek, en azından bir kere yarışmak. Bizim takımdan bir otomobil daha. Black Falcon. Pilotlarımız hazır. Pilotlar, kopilotlar. Aynen öyle. Sen güzel misin de... Ozan abi? Bakın. Türk bayrağımız. Acayipti ha. Yani böyle bir yol tutuş, böyle bir süspansiyon, böyle bir otomobil var mıydı? Böyle bir otomobil, böyle bir yol tutuş falan. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bak, ilk şey ha. İlk kez milli oldu ama. İlk defa çıkıyorum ve sert bir millilik oldu. Şansıma aynen öyle. Şimdi neyden keyif alacağım bilmiyorum. Gel dönelim abi. Şey mi yapsam? Evet, bir süredir video çekmedik çünkü yoldaydık. Daha doğrusu şöyle bir şey oldu. Hafta sonu bir yelen yarışını seyredecektik ama çok yağmur vardı. Biz de zaten Mustafa Mehmet Kaya'nın arabasına bindik. Böyle biraz şak günümüz kaydı. Roller coaster gibi olduk. Ondan sonra gittik, bir yemek yedik. İşte sabah çıkacaktık yola. Ondan sonra dedik ki, hadi dedik geceden atlayalım çıkalım bavulları ısıtlarken. Attık arabaya, bastık gaza. Ama biraz da bu uykular gelmeye başladı. Hem Ozan yoruldu, hem ben yoruldum. Ya dedik, ne eziyet çekiyoruz. Dedi hadi Münih'e çekelim. Otelde kalalım, 3-5 saat uyuyalım. Sonra da seyahatimiz zevkli geçsin. Şimdi otelin otoparkındayız. Şu otoparkın güzelliğine bakın. Bu bir otelin otoparkı yani. Şurada durana bakın. Cabrio 1 Turbo 996. Burada işte bir sürü farklı farklı otomobiller içeri doğru gidiyor. Bizim canavar da burada zaten. Vallahi maşallah çok güzel gidiyor. Hiç bizi yormuyor. Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Açık söylemek gerekirse. Bir de gazlamadığın zaman da çok aşırı yakmıyor. Ama tabii burada biraz şöyle bir durum var. Benzin alıyorsunuz ya, sürekli benzinde bir karışıklıklar var. 95 var, 95 E10 var. 100 oktan var, 98 oktan var. Gerektiğinde 102 oktan var. Hangisini nasıl alacağız onunla biraz şaşırıyoruz. 95 alalım dedik. En son dedik 95 almayalım, bari E10 alalım dedik. E10 100 oktandan bile daha pahalıymış. İşte bir 70 euroya doluyor deposu. Bir 45 euroya doluyor. Böyle garip garip gidiyoruz bakalım nereye kadar ama... 9 litrenin altında yakıyoruz ortalama. Ortalama hızımız da zaten buradaki otobanları biliyorsunuz bayağı. Sen kullandığın zaman genelde 9 litrenin altında yakıyoruz. Ben kullandığım zaman 15 litre. Bak ne diyor bak. Ben kullandığım zaman 15 litre civarı yakıyoruz. Ben 9'un altına indiriyorum, o yukarı çekiyor. Ama işte buradaki otobanlar da işte basmamak olmaz. Araba da altımızda zaten. Yani 300 falan yaptık öyle söyleyeyim. İyi hadi biz devam edelim yolumuza. Yoldan yine ufak ufak bir şeyler veririz. Hedefimiz 1900 kilometremiz falan kaldı. Herhalde bunu 17-18 saatte alır. Sabaha karşı. Sabah varır mıyız? Varamayız ya. Zor, öğlen. He. Yarın bu saatlerde, çünkü zaten saat şu anda 12, İstanbul'da oluruz. Çocuklarımıza kavuşuruz. Hadi görüşürüz. Biz yola çıkıyoruz. Burada bir Tesla var. 330 station. Ana. 850'nin güzelliğine bak. Otelin otoparkı işte bu. Değil mi Ozan abi? Evet, gayet güzel. Ben sevmiyordum ama sen seviyorsun burada arabaları. Buradacıyız biz. Yine çıktık, hayvan gibi yağmur başladı ya. Oo, dolu. Bu arada yolumuza hemen bakalım. Bakın 18 saatimiz kalmış. 1846 kilometre. Saat sabah 7'de oradayız.
biraz tempolu gidiyoruz. Şimdi Hırvatistan'dan çıktık. Saatimiz 6. Yani 6 saattir yol yapıyoruz neredeyse. Alttan biraz daha az belki. Hırvatistan'ı bitirmiş olduk. İleride Sırbistan kapısında galiba biraz kuyruk varmış. Bir 2-2,5 saat bekleme olasılığımız var. İnşallah yoktur diyerek yolumuza devam ediyoruz. Burada benzin fiyatları çok değişik. Niye değişik? Çünkü her benzincide benzin fiyatı değişik. Litre fiyatı değişik. Bakın farklı farklı şeyler var. Yine anlatmıştım size ama Euro Diesel, Euro Super 95 Octa, 95 Class Plus diye bir şey var. Bir fırttan şimdi bundan aldık. Ve 100 Octan var. İşte bazı yerde 98 var, bazı yerde 102 var. Bazı yerde 1.3 Euro'lara falan denk geliyor 95 Octan. 1.7 Euro'dan aldığımız yerde oldu. Şöyle bir şey var, yani çıkacakları, yola çıkacakları, Avrupa'da yol yapacakları tavsiye, otoban ya da işte ana yollar üzerindeki benzincilerin hepsi daha pahalı. Birkaç bizim takipçimiz sağ olsun bize bunu uyardı, söyledi. Normal şeyden almayın, şehir dışına çıkın, yani bir sapaktan çıkın, ileride bir tane kasabadan alın. Otobanda litresi 1.5 Euro olan benzini içeride 1.25'lere 1.3'lere alabilirsiniz dedi. O kadar fark ediyor yani. Şöyle bir tahminimiz var. Eğer gümrüklerde fazla sıra beklemezsek, şu andaki navigasyon bize 7'ye 10 geçe, 7'ye çeyrek geçe gibi evde olacağımızı söylüyor. Bakalım olabilecek miyiz? İnşallah oluruz. Bu arada burada çok güzel cam suları satılıyor. Değil mi Ozan? Evet. Böyle plastik şişenin içinde satıyorlar. Onu normal cam suyun içine bir koyuyorsunuz. Bakın o kadar yol geldik. Hiç uzun yol gelmiş gibi mi araba? Değil. Hiçbir böcek, bir şey yapışmıyor. Bakın buralarda bayağı bir katliam olmuş gördüğünüz üzere. Sorma ya. Öldük. Öldük. Uyuyorum ben. Hadi iyi geceler. Hadi. Türkiye'ye giriş yaptık. Saat kaç ya? Saati de karıştırdık artık. Saat de kaçtı. Murat da yok. Murat'ı attık çöpe. Türkiye'ye çok giriş yaptık. Saat 6.30 sabah. Daha herhalde bir ne kadar? 2 saat daha yolumuz var. Ozan'ın evine. Oradan da kendi evimize gideceğiz. Çocukları falan çok özledim. Böyle uzun yolculuklar biraz... Ben de çok özledim. Çok özlem dolu oluyor. Türkiye'ye girerken bayağı takıldık. Bizi X-ray'e soktular. Arabayı röntgene soktular. Şeyi boşalttılar. Oradan bir yere yolladılar. Oradan öteki adama yolladılar. Öteki adamdan tekrar onay alın dediler. Oraya gittik. Kadın yine inanmadı. Bir daha onay verdi falan. Böyle uğraştık yani. 45 dakika, 1 saate yakın. Sağ olsunlar. Gavurun yapmadığı eziyeti kendi ülkemizde görüyoruz. Evet. Bir de Sırbistan'a girerken bir durdurdular bizi. Herhalde şeye bağladık biz bunu, arabayı. Arabanın böyle değişik görünmesine. Millet biraz merak ediyor nedir ne değildir diye. Herhalde biz yaptık falan zannediyorlar. Neyse sağ salim geldik. Yani bir 2 saatlik daha yolumuz var. Herhalde orada da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sağ salim geldik. Bir daha gider miyiz? Gidildi ya. Niye gidilmesin? Gayet güzeldi. Başka yoldan başka şekilde belki gideriz. Aynen. Bu sene bir tane daha yaparız belki. Videoyu son artık evde bitiririz. Görüşmek üzere. Biraz yorulduk. Biz de böyle garip garip konuşuyorum. Hoşçakalın.